Surat mı yapıyorsun sen bana? Yapmayayım mı? Yapma. Hiç bozuk atma. Ha, oldu. Sen beni annemin önünde çatır çatır sat, ben de bir şey yokmuş gibi davranayım. Ya Pelin, aklını kullansana biraz. Bırak Banu, ne aklı ya? Bari dershanede derece yaptığını söylemeseydin. Ya arkadaşlığımız için yaptım diyorum Pelin. Hı hı. Tabii. Ben de yedim. Ne yani? Evet, birlikte sahte belge hazırladık mı deseydim? Ben de kötü öğrenciyim mi deseydim yani? Kızım, görüştürmezlerdi bizi. Ben sensiz ne yaparım Pelin? Ayrıca dün seni Melih'in evinde yakalanmaktan kurtaran kimdi? Kanki, yapma ama böyle. Bozuluyorum ha. Ya çekip gitse ya bu. Biz kalkıp gidelim istersen. Ya biz niye gidiyoruz? Burası onun yeri mi? Allah Allah. Ya şu inadından bile hala Mert'i sevdiğim belli. Oo, hiç gitme Mert. Biraz da onlar gerilsin bakalım. Bu eksikti. Keşke kalksaydık. Hah, aşkınızın katili de geldi. Merhaba Deniz. Merhaba. Ya dün de sana çok mahcup olduk. Yani istemeden tabii. E bizim Pelin'i biliyorsun. Önemli değil. Neyse. Ben şöyle oturayım, size bir kahve ısmarlayayım da kendimi affettireyim artık. Hiç gerek yok. Melih, biz özel bir şey konuşuyorduk da. Öyle mi? Peki. Neyse, tekrar kusura bakma. Pelin, hemen aşağı in. Geliyorum anne. Anneciğim. Pelin, durumun zannettiğimden de kötüymüş. Anne. Şimdi, bundan sonra çok çalışacaksın. Babana da dershanede bir yanlışlık olmuş diyeceğiz. Anneciğim, çok teşekkür ederim. Pelin, ben çok ciddiyim. Bu son kredin ona göre kullan. Söz veriyorum anne. Banu yukarıda mı? Yukarıda. Çık da sana ders çalıştırsın. Özgür odasında mı? Onunla da konuşacağım. Evet. Özgür de sana yardımcı olacak. Sonraki sınava çok çalışacaksın. Anladın mı? Çık şimdi odana. Hacer Hanım. Ne o? Artık meşgule de mi alıyorsun beni? Bu ne ya? Pelin'in sahte sınav sonuç belgesi. Bakar mısın ya? Bir de benim bilgisayarımda yapmışlar. Şimdi elime düştüm Pelin Hanım. Moda kafedeyim tatlım. Deniz'le konuşuyordum da. Ya niye? Niye olacak? Dün bize yardım etti ya. Yani bir bakıma aşkımıza katkıda bulundu ya. Onun için yani teşekkür etmek mahiyetinde. Aa, dokum. Sesin öyle gelmesin ama. Hem sen babanla ne yaptın? Halledebildin mi durumları? Hayır ama akşam annemle halledeceğiz. Neymiş peki beyefendinin derdi? Öyle kapılara dayanacak kadar. Pardon. Sana da. Gözün aydın. En sevdiğin arkadaşın Melih de burada. Mert. Aa, doğru tabii ya. Beni ilgilendirmez. Evet, hiç ilgilendirmez. Tatlım gelsene sen buraya. Çıkamam şimdi valla. Evde hala savaş rüzgarları esiyor. Peki madem.
Ne yapalım? Sonra görüşürüz o zaman lokum, tamam mı? Öpüyorum seni. Hatta öpeyim bak. Ben de seni. Gir. Merhaba Özgür. Merhaba. Ya senden bir şey rica edecektim. Birinci sınıf kitaplarına bakabilir miyim? Bak, o ilk raftakiler. Özgür, ben bunları alabilir miyim? Hayrola, sahte kitap işine mi gireceksin şimdi? Anlamadım. Sahte belge mi yapacaksınız diyorum. Hayır Özgür, biliyorsun ben de tıp istiyorum. Sadece bakmak istemiştim. Bak bağım, siz o sahte sonuç belgeleriyle bu kitaplara ancak bakarsınız, size söyleyeyim. Tamam Özgür, tamam. Üf, bir de sen nutuk çekme insana. Pelin. Ben gidiyorum tatlım. Sen bilirsin. Pelin. Böyle küs mü olacağız ama? Tamam Banu ya. Canım sıkkın ondan. Tamam. Öpmek yok mu? Hadi tatlım. Görüşürüz. Görüşürüz. Al işte görüyorsun 5 dakika. Ya ne var bunda? Kesin kızı arayıp çağırdı. Bana nispet yapıyor. Belli işte yeni kız arkadaşı. Ya şu samimiyetlerine baksana Mehveş. Sen de sinir etmek için git Melih'in yanına otur istersen. Ay saçmalama. Yok öyle olmaz yalnız bu iş Fulya. Nasıl olmaz ya? Yani toplama motor yapmak çok zor bir şeydir. Ben bile girmedim bu işe. Yani tamam sen benim olsun istiyorsun, özel olsun istiyorsun ama çok zor. Erkek değilim diye öyle diyorsun değil mi? Ben yapamam yani. Aa, sen erkek değil misin ya? Ya ben hiç bilmiyordum bunu biliyor musun? Mert ya. Evet ya kesin kız arkadaşı bu. Of ne kıskançsınız ikiniz de ya. Belki arkadaşıdır. Bu kadar samimi arkadaş ha? Pelin Hanım. Hiç uğraşamam Solucan şimdi seninle. Dün babam sana niye köpürdü o kadar tam anlayamadım. Dünyanın cezasını aldın tabii. Aldım ama kalkacak. Yapma ya. Niye? Dershaneden arayıp yanlış bilgi vermişler. Ben gerçek sonucu ona göstermiştim. Dershaneden arayıp gerçek bilgi verince de köpürdü tabii. Hata yapmışlar diyorum hata. Salak Solucan. Annem gidip konuştu. Akşam babama anlatacak. Öyle mi? Ay yeter! Evde daraldım zaten. Bir de sana mı laf anlatacağım? Sen bana bağır da. Göreceksin sen. Babam gelsin annem de seni kurtaramayacak. Of ya of! Topu topu 100 liram vardı. Onu da bu test kitaplarını vermek zorunda kaldım. Niye benim kitaplarımı verirler ki el aleme? Salak işte bunlar. Böyle söylene söylene ne yapıyorsun sen kızım? Ay ne yapacağım anne ya? Ders işte, ders. Bana bak. Ben bugün sizin ablanla benden gizli neye gülüştüğünüzü anladım. Ay anne yani sen de taktın mı takıyorsun ha? Menekşe açtı gözümü. Genç kızlar niye gülüşür dedi. Evet, niye gülüşürlermiş? Aman yavrum, hep derslerinle ilgilen olur mu? Aman ha, öyle erkek arkadaş falan sakın kafanı karıştırma kızım. Konuşayım mı Özgür'le, çalıştırsın mı seni?
Yok anne, gerek yok. Önce ben bir bakayım da. Bak Pelin, bana söz verdin, unutma. Unutmam. Her şeyi ayarladım. Baban dershaneyi arayacak olursa bir yanlışlık olduğunu söyleyecekler. Bütün sorumluluğu üstüme aldım. Kaçma, kaçma. Hacer Hanım açar, otur sen. Kaçmıyorum. Bak Pelin, bana kesin söz verdiğin için seni kurtardım. Ona göre. Kuzen, ne haber? Hoş geldin kuzen. Hoş geldin canım. Hoş bulduk halacığım. Ozancığım, bir şey içer misin? Hayır, içmem, teşekkürler. Meril'le konuştum. Pelin çok kötü dedi. Dün de biliyorsunuz olaylar koptu. Ben de gelip kuzenime moral vereyim dedim. Ver ver ki o da arkadaşı Banu gibi bir sonraki sınavda derece yapsın. Banu derece mi yapmış? Hadi ya, akıllı kızmış meğer. Neyse, ben odama çıkıyorum. Biraz ders çalışayım bari. Baksana, bizim kuzen bile çalışkan sever olmuş. Ben de çıkayım. Galiba bana kızdı. Sen dur bakayım biraz. Efendim hala? Bu Banu'yla niye bu kadar ilgilendin? Kız arkadaşın mı yoksa? Öyle. Sorgu bittiyse gidebilir miyim? Git benim çapkın yeğenim, git. Mertciğim iyisin değil mi? Melih, gitsene sen ya. Oğlum bana niye kızıyorsun? Bana niye sinir yapıyorsun ki? Sen her şeyi kendi gözlerinde görmedin mi? Melih, oğlum konuşmak istemiyorum. Git başımdan ya. Allah Allah. Of ya, yine birbirlerine girecek bunlar. Deniz sen karışma lütfen. Bak problem çocuk. Sıkıntılı olan. Gerçekler böyledir işte. Maalesef acıtır. Arkadaşın gitmek bilmiyor galiba Mert. Üzme kendini Mert'ciğim. Siz yine... Aa Deniz, düşündüğün gibi değil. Biz Mert arkadaşımızla sadece konuşuyoruz, o kadar. Fulya'cığım, hadi biz gidelim. Açıksa benim ustaya götüreyim seni. Belki sana birkaç fikir verir ha. Bana uyar. Bu çocuğun kesin psikiyatriste görünmesi gerekiyor. Hareketleri bak, bir tuhaf yani, tutarsız. Hadi artık gidelim Mehveş. Bence de. Ders mi çalıştık, sohbet mi ettik, dayak mı yedik anlamadım. Güle güle kızlar. Hadi bay. Bizim aşıklar ayrılmış bile. Vah vah. Yaralı aşık. Sen daha çok yaralanacaksın. Çok. Daralma canım. Olur böyle şeyler. Özel falan. Bir yeri kazanacaksın. Bir kazansam da bitse şu artık. Banu beni şok etti. Niye? Kız bizden biri değilmiş. Dersleri çok iyiymiş. Ya? O değil de bu bahaneyle bir hediye mi göndersem ona acaba? Bir çiçek mi alsam? Ne dersin? Sen bu işlerden anlarsın. Gerçi bende adreste yok ya. Hay Allah'ım ya. Deniz'le Özgür'ün başarı hikayeleri bitti. Şimdi de Banu çıktı başımıza. Kuzen, hadi kapris yapma da bana şu adresi ver. Ben aşkımın başarısını destekleyen bir erkeğim. Al şunu da kapansın bu konu artık. Bay geldi. Sağ ol Kuzi. Süper oldu bu. Numara 18. Çinlerin tepende yine. Aynen. Ya Pelin yüzünden bozuldunuz Mert'le ama barışırsınız ya. Ben onunla barışmam. Deniz bak Mert'in Melih... Yeter! Melih adını duymak istemiyorum. Tamam bağırma. Bir şey konuşacağım seninle. Bir gel. Pelin'in suyunu çok fena kaynatacağım. Zaten sizin ayrılmanıza da o sebep oldu. Bırak Özgür ya. Bırakmam. Sahte sınav sonuç belgesi hazırlamış. Ne? Babam da bunu duyunca fena kızmış tabii. İnanamıyorum ya. Demek Bahri Hoca'nın bütün siniri ondanmış. Annem de onu kurtaracakmış ama ben izin vermem. Özgür. Sakın Özgür deme. Bak belge bilgisayarımda, benim bilgisayarımı kullanmışlar. Ayrıca bu Pelin'in yaptıkları artık yeter. Her şeyi bir bir söyleyeceğim babama, hepsini öğrensin. (Gülüyor)
Rahminiz ya. Seni hayatımdan attım da kalbimden nasıl atacağım bilmiyorum. Baksana. Ne istiyorsun? Gel biraz. Evet. Babama dünle ilgili bir şey anlatmadın değil mi? Anlatmaya kalkarsan... Sen beni rahat bıraksana ya. Bana bak, o dilini koparırım senin. Benimle düzgün konuş lütfen. Ay, sevsinler küçük hanımefendi ayaklarını. Bitti mi hakaretlerin? İyi o zaman. Hadi bas git şimdi odamdan. Vay be. Ne zeka var bende. Zehir gibiyim, zehir. Heh. Suna Hanım da geldi. Banu kızım, ellerin bulaşıklı, kapıya bakıver. Yani anne, ders çalıştırmadın ha. Tamam kızım, tamam. Hiçbir işe elinizi sürmeyin siz. Aman iyi, tamam. Kalktım. Banu Türkoğlu'nun evi mi? Evet. Bu çiçekler Banu Hanım'a. Şuraya imzalar mısınız? Teşekkür ederim Hacer Hanım. Efe'cim, bugün ablam bırakıp aldı seni. Sevindin mi? Çok sevindim. Hiç geç kalmadı. Deniz'cim, tuzu uzatır mısın? Baba. Bahri. Evet. Biz dün gece boşuna panik yapmışız. Neden? Ben bugün dershaneye gittim. İsimde bir karışıklık olmuş. Pelin Atabay'la Pelin Atasoy'u karıştırmışlar. Öyle mi? Evet hayatım, gittim konuştum. Sen yine kızını kolluyor olmayasın? Ben konuştum ama istiyorsan yarın ara veya git. Tamam, öyle diyorsan eğer. Üzüldüm şimdi. Yani sevindim demek istiyorum. Durum böyleyse ben biraz sana fazla yüklenmişim demek ki Pelin. Aslında iyi oldu. Çünkü Pelin'in hayatını gözden geçirmesi gerekiyordu. Vesile oldu diyelim. Öyle mi? Hı-hı. Derslerine daha fazla önem verecek. Harçlığı yarıya inecek. Eğlenmeye, gezmeye de ara verecek. Anne. Konuşmuştuk ya Pelin'cim. Evet, doğru. Baba ben sana... Efe'cim, çorba çok güzel olmuş değil mi? Süper. İkna etmek için çay ve tatlı servisi yapalım dedim. Bak, evin huzurunu bozmayalım bence. Hem Pelin de... Ben senin kadar affedici olamayacağım, kusura bakma. Özgür. Babamın her şeyi bilmek hakkı.
Pelin'in eline ufacık bir koz geçti, sana neler yaptı unuttun mu? Bak eğer bunu yaparsak biz onun seviyesindeymiş olacağız. Ne ilgisi var, ben gerçekleri söyleyeceğim. Çocuklar nereden aklınıza geldi çayla tatlıyı servis yapmak? İçimizden geldi Hacer teyze, sen bugün çok yoruldun. Ayrıca biraz sonra söyleyeceklerimi de sen duy istiyorum. Baba ben sana bir şey söyleyecektim. Neymiş? Bugün bilgisayarımı kurcalarken çöp kutusunda bir belge buldum. Hı. Bana ait olmayan, Pelin'e ait olduğunu düşündüğüm bir belge buldum. Ne belgesiymiş o? Nedir o belge Özgür? Sen daha iyi bilirsin. Ödev falandır herhalde. Yani ödevden başka ne olacak ki? Ben bu belgenin bir çıktısını aldım. Sana göstermek istiyorum. Ah! Ah! Ay Deniz! Yazık kız! Aa, ne yaptın kızım? O pantolonu çıkartın hemen. Sen de git benim ilk yardım çantamı getir. Hemen getiriyorum baba. Çıkartın çabuk.